diyebiliriz. 1 fx a üzeri x ise türevin a üzeri x çarpı ln a. Genel olarak genellersek şöyle ifade ediyoruz. Üstte x'e bağlı bir fonksiyon varsa burada içinin türevi bileşke mantığı vardı ya, üssün türevi çarpı a üzeri u x'i aynen alıyorum. Çarpı ln a geliyor. Yani fx fonksiyonun eşittir 3 üzeri x kare. Şimdi bu fonksiyonun türevini alırken üstteki x karenin türevini alıyorum. 2x çarpı fonksiyonu aynen alıyorum. 3x kare çarpı ln 3. Taban neyse onu aynen alıyorum. Mesela fx eşittir 5 üzeri kök x mesela. Bu üst tarafta ne varsa artık nasıl türev alınıyorsa onu ona göre alıyorsun. Kök fonksiyonunun türevini biz pratikte şöyle yazabilirsin dedik. Kök x'in türevi üssü 1 bölü 2 düşünerek hareket ettiğinde şu halde pratikte hemen bunu yazabilirsin. 1 bölü 2 kök x çarpı 5 üzeri kök x'i aynen alıyorum. Çarpı ln 5. Ln 5'tir. Evet, burada atıyorum dedi ki sana f'in türevinde 1'deki değeri nedir? 5 bölü 2 ln 5 şeklinde yazarsın. O ayrı bir konu. B özel olarak üst olarak aldığımız taban veya diyelim E ise E üzeri x ise ln e'nin 1 oluşundan dolayı bu e üzeri x'tir. Bunun türevi kendisidir. Çünkü ln e 1'dir. ln e 1 olduğundan burası e. Genellersek üstte x'e bağlı bir fonksiyon varsa bunun türevi üstteki fonksiyonun türevi çarpı e üzeri ux'tir. Yani fx olarak e üzeri mesela burada x kare artı x olsun. Türevini alıyorum. x artı 1 e üzeri x kare artı x'i aynen aldım ve bitti. E üzeri 3x mesela. Üssün türevi önündeki katsayıdan 3 geliyordu. Çarpı e üzeri 3x'i aynen alıyorum. Çarpı ln e. Ln e 1'di. Gerek yok. Onu yazmıyoruz. E üzeri olursa o ln e'yi yazmıyoruz. Ona gerek duymuyoruz. İhtiyacımız yok. Üstel fonksiyonun türevini bu şekilde veriyoruz. 2 logaritma fonksiyonunun türevi
Bunu da kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Bir. Eğer taban A'ya bağlıysa türevini şöyle alıyoruz. F'in türevi x eşittir. U'nun türevi bölü U'nun kendisi. Yani şöyle kullanabiliyoruz ifadeyi. İçinin türevi bölü içi. Aynen. İçini aynen alıyorsun. Fonksiyonda içinin türevi bölü içini aynen alıyoruz. Çarpı logaritma a tabanında e'dir. Logaritma a tabanında e. Yani fx eşittir. Logaritma 3 tabanında x kare artı x. Türevini alıyorum. İçteki x kare artı x'in türevini alıyoruz. Bunu da ayrı ayrı alıyoruz zaten türevini. X karenin türevi 2x. X'in türevi 1. Paydaya içine aynen yazıyoruz. X kare artı x çarpı logaritma 3 tabanında e. Şimdi logaritmada şöyle bir özellik var. Logaritmada şöyle bir özellik var. Taban değiştirme diye bahsettiğimiz özellikten var. Logaritma a tabanında x veya a tabanında b yerine ben 1 bölü logaritma b tabanında a yazabiliyorum. Şimdi bu özelliğim var benim logaritmadan kaynaklı. Bundan dolayı istenirse kitapta şöyle bir şey de yazılabilir. Bunu görebilirsin. 1 bölü logaritma e tabanında 3. E tabanında biz ne olarak gösteriyoruz? Ln olarak gösteriyoruz. 1 bölü ln 3. Bu da yazılabilir. Logaritma 3 tabanında e yerine logaritma 1 bölü olarak tabi ln 3 yazılabilir. Diğerini de görebilirsiniz. Fx eşittir. Mesela bakın burada şunu vurgulayayım. Logaritma 2 tabanında x eksi 1 bölü x artı 1 türevi. Şimdi burada kesin olan bir şey var. Paydaya içi aynen gelecek. Şurası senin için. Şurası aynen paydaya geliyor. X eksi 1 bölü x artı 1. Bunu aynen aldık. Bunu aynen aldık. Şimdi ona bakalım. Şimdi buraya türevi gelecek. Türevini alalım. Burada türevini alırken de şuna dikkat ediyorsun. Bölümün türevi geliyor. 1 çarpı birincinin türevi 1 çarpı ikinci aynen. İkinci aynen. X artı 1 eksi ikincinin türevi 1 çarpı x eksi 1 aynen. X eksi 1 aynen. Bölü paydanın karesi. X artı 1'in karesi. Şimdi düzenlersek
Bir kere de yazmayalım. İkinci adımda gerekirse yazarız. Burayı dağıtırsak 2 bölü x artı 1'in karesi gibi gözüküyor. Burayı düzenlersek x eksi 1 bölü x artı 1. Rasyonel sayılardan dolayı birinci kesir aynen yazılır. 2 bölü x artı 1'in karesi aynen yazılır. Çarpı diğeri x artı 1 bölü x eksi 1 şeklinde karşımıza gelir. Bunu da düzenledik. Şöyle olur. X artı 1'ler birbirini götürür. 2 bölü x kare eksi 1 olur. 2 bölü x kare eksi 1. O yetmedi. Bunun yanında ne vardı? Çarpı logaritma 2 tabanında e. Çarpı logaritma 2 tabanında e. Çarpı logaritma 2 tabanında e. B şıkkında tabanı 2 değil de e alırsak özel olarak. Zaten tabanı e aldığımız zaman bu ln'e dönüşüyordu. Ln olursa ne değişiyor? Ana yapı değişmiyor. Ana yapı değişmiyor. Ne? Genel türevin kendisinde var. Logaritma a tabanında e, logaritma a3 tabanında mesela e. Bu mutlaka var. Logaritmanın türevinin özelliği. Taban e olursa yine u'nun türevi bölü u. Şimdi burada logaritma e tabanında e olur. Bunu yazmaya gerek yok. Şurası 1'dir. Yani ln e gelir. Ln e'nin 1 olduğunu üstelin türevinde de söyledik. Bunu yazmaya gerek yok. Bunu yazmayacağız. Türevi. Yani demek ki fx eşittir ln 5x eksi 2 türevi ne baktığımızda içini yani 5x eksi 2 aynen alıyoruz. Yukarıda bunun türevini alıyorsun. Bunun türevi de 5. 5 bölü 5x eksi 2 şeklinde karşımıza geliyor. Üç diyelim. Trigonometriklere girelim. Trigonometrik fonksiyonların şimdi x fonksiyonunun türevine bakalım. Mesela desek ki türevini bulunuz. Tabi burada türevini bulunuz derken tanım yardımıyla bir fonksiyonun türevinin tanımı f'in türevi limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h şeklindeydi. Bu da limit h sıfıra giderken bakın fx artı h x gördüğün yere x artı h yaz anlamını taşır. O zaman sinüs x artı h eksi sinüs x
bölü h'tır. Daha sonra şurada dönüşüm formüllerinden bunu yazarsak karşınıza şöyle bir şey gelir. 2 sinüs x artı h eksi x bölü 2 kosinüs x artı h artı x bölü 2 bölü h. X'ler birbirini götürür. Karşımıza şöyle bir limit gelir. H sıfıra giderken. Bu iki sabittir. Dışarı da alabiliriz veya istersek burada tutabiliriz. Sinüs x h bölü 2 veya şöyle yapayım. Şöyle olsun. 1 bölü 2 çarpı h. 1 bölü 2 çarpı h. Kosinüs 2x artı h bölü 2 bölü h. Şunu biliyoruz. Limit x sıfıra giderken sinüs ax bölü bx a bölü b idi. Bunu biliyoruz. O zaman şurada ki ifade bize 1 bölü 2'yi verir. Çarpı katsayılar oranı 1 bölü 2 bölü 1'den 2 burada var. Çarpı h yerine 0 yazarsanız burada şöyle olur. Kosinüs x olur. Bu da gösterir ki sinüsün türevi cos x'miş. Sinüsün türevi cos x'miş. Benzer şekilde aynı yöntemle buradakilerin tek tek bulabilirsin. Şimdi burada genelleyerek de yapabiliriz. Yani burada ben sadece sinüs x'ten bahsettim. Yani burada sinüs x'in dışında x'e bağlı bir başka fonksiyon varsa bunun türevini alırken içinin türevini hiçbir zaman atlamıyorsun. İçinin türevi mutlaka geliyor. Kosinüste de içinin türevi gelir. Veya bunu sona da yazabiliriz. Yani illa başa değil. Kosinüsün burayı kos olacak. Burası eksi sinüs ux çarpı u üssü x şeklindedir. Tanjant bir artı tanjant kare ux çarpı 2'nin türevidir. Bir artı tan karenin diğer bir karşılığı sin kare bölü kos kare yazıp düzenlediğinde sekant kare kalır. Veya sekant dediğimiz şey 1 bölü kosinüstü. Kosinüs kare ux olur.
Kotanjant UX olursa bir eksi gelir başına. Kosekanta karşılık gelir. Veya kosekanta 1 bölü sinüstür. Eksi 1 bölü sin karedir. İçinin türevinden u üssü x mutlaka gelir. Mesela benzer şekilde şunu görebiliriz. Fx mesela sekantın türevini almak istiyorum. Sadece sekant x olsun. Sekant x dediğiniz şey ne oluyordu? 1 bölü kosinüs x. Bu da kosinüs x üzeri eksi 1'di. Al türevini. Eksi 1 başa geldi. Kosinüs x üzeri bir azalttın eksi 2 çarpı içinin türevinden kosinüsün türevi eksi sinüs x'ti. Buradan düzenlersen eksi ile eksi artı olur. Sinüs x bölü kos kare x'tir. Bunu şöyle yazarsın. Sinüs x kos x 1 bölü kos x. O da eşittir. Sekant x çarpı tanjant x olur. Demek ki sekantın türevi sekant x çarpı tanjant x'tir. Benzer şekilde kosekantın türevi eksi kosekant x çarpı kotanjant x. Bunlar da dediğimiz gibi içteki türevi atlayamazsın. Yani ne olursa olsun mesela tanjant x kare eksi 3x türevi. İster önce alacaksınız, ister en son alacaksınız. Ama mutlaka şu içinin türevi gelmesi gerekiyor. İçinin türevinden ne geliyor? 2x eksi 3 çarpı tanjantın türevini aldığımızda ne geliyordu? 1 artı tanjant kare 3x eksi 3 şeklinde geliyordu. İçinin türevini de almış olduk. 1 artı tanjant kare 3x eksi 3 çarpı içinin türevi. Mesela birleştirilebilir. Ln sinüs x'e bakalım. Türevi. Ln'in türevi içteki fonksiyonun türevi yani sinüsün türevi cos x bölü kendisiydi sin x cos bölü sin kotanjant x'tir. Mesela bunun türevinden bahsedelim. Bunu biz şöyle gördük pratikte. Karekökse tabii bu geçerliydi. Karekök içinde bir fonksiyon. Buna f demeyelim. F'ler karışmasın.
H gibi bir fonksiyon varsa bunun türevini alırken şöyledir. İçteki fonksiyonun türevi bölü 2 kök H şeklindedir. İçteki fonksiyon türevi 2 kök H şeklindedir. Bunun türevini alırken içteki fonksiyona bakıyoruz. Şimdi bakın burada türev alırken mutlaka çarpımın türevi var bak. Burada çarpım var. Çarpımın türevini alman lazım. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci sinüs x artı ikincinin türevi kosinüs x çarpı birinci aynen. Türev bitti. İçtekinin türevi bölü 2 kök aynen ne varsa onu alıyoruz. Burada bileşke fonksiyon mantığına girer artık. Her türlü fonksiyonu birbiriyle içli dışlı sorabilir. Tamam. Trigonometrik fonksiyonları gördük. Üstel fonksiyonu gördün. Şöyle diyelim. Ters fonksiyonun türevi. Ters fonksiyon türevi. Şöyle ifade edelim. Şöyle de rahatlıkla görebilirsin. Mesela biz normalde ne diyorduk? Y eşittir fx diyorduk. Eğer buradan şunu elde edebilirim. X eşittir f eksi 1 y olur. Her tarafın türevini alsan, her tarafın türevini aldığını düşün. Burası f'in tersinin türevi y'dir. Çarpı 2'nin türevi gelir. Y üssü. O zaman biz buradan f'in türevinin daha doğrusu f'in tersinin türevi y eşittir 1 bölü y üssü yani fx şeklinde karşımıza gelir. Şurası da y üssü. B üssü dediğimiz f üssü. Yani burada biz şunu arıyoruz. Sayısal bir değer eğer arıyorsak tabii bu fonksiyon tersi olması için birebir bir örten olması gerekiyor. Birebir bir örten olması gerekiyor. Y eşittir birebir ve örten olmak üzere birebir ve örten olmak üzere f(x) 0 eşit y 0 olsun. O zaman sizin tersinizin türevinin y sıfırdaki değeri eşittir fonksiyonun türevinin f(x) sıfırdaki değerine. Fonksiyonun şimdi zaten bir fonksiyon birebir bir örten olduğu aralıkta tersinden bahsedersin. Ona göre türevden bahsederiz. Şöyle bir örnek verelim. İki türlü de çözelim.
Misal 5 olsun. 6, 4 oluyor. 4 sonsuz fonksiyonu f'in tersinin türevinin neredeki değeri olsun? 2'deki olsun. İki üzer bizim. 2 olmasın. 4 olabilir. Dört. Dört de şey yapmasın. Net bir şeyden bahsedelim. 8. 8 daha güzel. Şimdi burada y sıfır olarak verdiği y sıfır olarak veriyor tersin türevinden y sıfır olarak verdiği 8'dir. O zaman acaba hangi x sıfırlar için bu ifade 8 oluyor? Bunu aramam lazım benim. Fx sıfır eşittir y sıfır mantığıyla. Bunu düzenlediğimizde karşımıza şöyle bir şey gelir. İster x sıfır yaz, ister hiç yazma. Direkt yani bulduğun kökler zaten x sıfırlar olacak. Eksi 3 oluyor. 0. Buradan kökleri ayırıyorsun. Eksi 3'e artı 1 çarpanlara ayrılmış hali. X'i ne buluyoruz? X eşittir 3. X eşittir eksi 1 buluyoruz. X 3, x eksi 1. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Senin x sıfır değerlerin buradan, y sıfır değerlerin buradandı. X hangi aralıkta olması gerekiyor? Birden küçük. Bu birden küçük değildir. Bunu alamazsın. Elemanı değildir. Eksi sonsuz 1. Fakat bunu alıyorsun. Elemanıdır. Eksi sonsuz 1. Bu durumda senin tersinin türevinin 8'deki değeri eşittir 1 bölü fonksiyonun türevinin eksi 1'deki değeri. O da eşittir. Fonksiyonun türevini alıyorsun. 2x eksi 2. F üssü x eşittir. 2x eksi 2. Bunun 1 bölü eksi 2 eksi 2. O da eşittir. Eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4. Bu birinci yol. İkinci yol. O tersini bulurken kullandığımız tekniği kullanabilirsin. Yer değiştirirsin. Şu ikisi yer değiştirir. Bunu yer değiştirdiğin zaman fonksiyonun tersine geçersin. Her iki tarafın türevini alırsın. Bu durumda içinin türevinden 2x eksi 2 gelir. F eksi 1 türev1 2x eksi 2 elde edilir. Şu anın 8 olmasını istiyorsun. İki tane x değeri bulursun. Biri x eşittir 3, biri x eşittir eksi 1. Bu bunu sağlamaz. Neye? Eksi sonsuz 1 aralığının elemanı değildir. Eleman olan budur. Bu eleman olduğu için bunu yerine yazarsın. Üçüncü yol
Üçüncü yol. Fonksiyonun tersini alırsın. Tam kareye tamamladın. Artı 4 olur. Artı 4. Buraya y diyordun. Aldım buraya. Y eksi 4 eşittir x eksi 1'in karesi. O zaman kök içinde y eksi 4 artı eksidir yalnız bu. X eksi 1'dir. X bu durumda 1 artı eksi kök içinde y eksi 4 x'tir. Senin fonksiyonunun tanım kümesi eksi sonsuz 1'di. O zaman x'ler bu aralıkta 1'den küçük olması lazım. 1'den küçük olduğunda da o zaman 1 eksiyi alırsın. Ve y gördüğün yere de x yazarak fonksiyonun tersini yakalarsın. Fonksiyonun tersi 1 eksi kök içinde x eksi 4'müş. Türevini alırsın. F eksi 1 üssü x eşittir. Eksi şuradan dolayı gelecek. 2'nin türevi 1, 2 kök x eksi 4'tü. Yaz 8'i. Burada artık direkt 8 yazabilirsin. Sekizi yazınca eksi 1 2 çarpı 2 o da eşittir eksi 1 bölü 4. Bundan öncekini de eksi 1 bölü 4 bulmuş olmamız lazım. Nerede o? Şuradan eksi 1 bölü 4'ü bulmuşuz. Yani nasıl çözersen çöz, 3 tane metotla da çözsen aynı değeri bulman lazım. Farklı bir değer.